Şu anda CHP eski genel başkanı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan öğle namazının ardından cenaze namazı kılınıyor ekranda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oradalar. Pek çok siyasi lider, vekil bu törendeler. Mahir Kılıç da şimdi töreni aktarmak için hazırlanıyor gördüğünüz gibi arkadaşımız. Deniz Baykal sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tören, ardından mecliste düzenlenen törenin ardından öğle namazını müteakip devlet mezarlığında defnedilecek. Görüntülerde canlı olarak Akseki, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden bir Mahir'i dinleyelim. Görüm arkadaşlar. Kolona yanaşabilirseniz biz de mutlu oluruz. Mahir Kılıç, dinliyoruz seni. Kulağımız sende. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geldi cenazeye. Evet. Türk siyasetinin en önemli isimlerinden bir tanesi de şüphesiz CHP eski genel başkanı Deniz Baykal. Bugün sonsuzda uğurlanıyor. Dakikalar içerisinde cenaze namazı başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geldi az önce. Cenaze namazı kılındıktan sonra devlet mezarlığında sonsuzla uğurlanacak Baykal. Hemen bakıyorum, cenaze namazında dediğim gibi Erdoğan yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP'nin eski genel başkanları var. Hikmet Çetin'i görüyorum buradan. Binali Yıldırım eski meclis başkanı, yine eski meclis başkanlarından Bülent Arınç'ın da burada olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi Türk siyasetinin önemli isimlerinden bir tanesi de verdiği kararlar, yaptıkları, girdiği seçimler, kurultaylar Türk siyasetine yön vermişti. Tam 15 yıl 8 ay kesintilerle birlikte CHP genel başkanlığı yaptı. Ve 2010'da kaset kumpası sonucunda görevden ayrıldı Deniz Baykal. 11 Şubat'ta vefat etmişti. Bugün ilk tören CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören yapıldı ve şimdi de Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş cenaze namazını kıldırıyor. Hemen arkasında saf tutanlar, ki torunları da burada, onu da ifade edelim. Onlar da Deniz Baykal'a, dedelerine karşı son görevlerini yerlerine getiriyor. Türk siyasetinin neredeyse bütün isimleri burada diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu görüyorum, Hikmet Çetin, eski genel başkanlardan Bülent Arınç, eski meclis başkanı Binali Yıldırım'ı görüyorum, Numan Kurtulmuş AK Parti genel başkan vekili, hepsi burada son görev için hazır bulunuyorlar. 3 Kasım 2002 seçimleri sonucunda Baykal liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olmuştu. 2010 yılına kadar CHP'nin liderliğini yaptı. 3 Kasım seçimi AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandığında Baykal önemli bir kararı imza atmıştı. AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasa nedeniyle parlamento girmesinin önündeki engeli kaldırmıştı. Ve dediğim gibi 2010 yılında kaset kumpası sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 2017 yılında beyin damarında tıkanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 51 gün yoğun bakımda kalmıştı Deniz Baykal. Daha sonra uzun süre Almanya'da tedavi gördü, yaklaşık 2,5 ay. Ve sağlığına kısmen tekrar kavuştuktan sonra 24 Haziran 2018 seçimlerinde yine Antalya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bakanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Başbakan yardımcılığı yaptı Deniz Baykal. Çok uzun dönem milletvekilliği yapmıştı. Evet, şu an namaz kılındı. Helallik isteniyor. Ve buradaki tören, cenaze namazı bittikten sonra dediğim gibi devlet mezarlığına
defnedilecek CHP eski genel başkanı Deniz Baykal. 2017'de geçirdiği rahatsızlık neticesinde dediğim gibi aylarca tedavi gördü. 1968 yılında siyaset hayatına başlamıştı. Baykal 60 yıllara doğru demokrat, evet, helallik isteniyor şu an. Baykal ilk milletvekili 14 Ekim 1973 yılında yapmıştı Baykal. 85 vekil kazanarak birinci parti olan CHP'den yine Antalya milletvekili olarak girmişti. 74 yılında Bülent Ecevit Başbakanlığı'nda yapılan CHP-MHP Koalisyon Hükümeti'nin Maliye Bakanlığı, 1978 yılında kurulan 3. Ecevit Hükümeti'nin Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. 52. Hükümette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı yaptı. Geçici bir süre içinde Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. En yaşlı üye sıfatıyla, daha doğrusu başkan vekili diyebiliriz. Evet, şu an helallik istendi. Dua ediyor Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Ardından buradan Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden naaşı alınacak ve devlet mezarlığına defnedilecek. Evet, Deniz Baykal 11 Şubat'ta sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Bugün ilk tören CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Tam kesintilerle birlikte, kesintili bir şekilde 15 yıl 8 ay CHP Genel Başkanlığı'nı yapmıştı. CHP Genel Merkezi'ndeki törende oğlu Ataç Baykal, CHP eski genel başkanları ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçildi. Orada da saatler 11.30'u gösterdiğinde bir tören düzenlendi. O törenin de ardında buraya Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi Baykal'ın naaşı ve cenaze namazı kılındı. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, eski meclis başkanları Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'ta katılan isimler arasında. Şimdi cenaze namazı bitti, naaşı omuzlara alındı ve buradan devlet mezarlığına götürülecek Baykal'ın naaşı. Orada son yolculuğuna uğurlanacak. Önce Antalya'ya defnedileceği ifade edilmişti, ancak daha sonra edindiğimiz bilgi Aslı Baykal'ın kızı, Aslı Baykal'ın isteğiyle, kararıyla bu karar değişti. Devlet mezarlığına defnedilmesi karar verildi. Dakikalar sonra Baykal'ın naaşı buraya çok yakın bir mesafede olan devlet mezarlığına gidecek ve orada son yolculuğuna uğurlanacak diyelim. Sözü Akseki Camii'den yeniden İstanbul'a bırakalım.